Öğretmenler bugün sınava girdiler. Uzman öğretmen, baş öğretmen olmak isteyen öğretmenler içindi bu sınavlar. E, peki detaylar neler? Sınava ilişkin Ankara'ya gidelim. A, haber muhabiri Mert Hacıalioğlu bizi bekliyor. Detayları almak üzere sözü hemen Mert'e bırakalım. Kolay gelsin Mert. Merve Türkay, uzmanlık ve baş öğretmenlik sınavı ilk kez gerçekleştirildi. Saatler onu gösterdiğinde 600 bine yakın öğretmen sınav merkezlerindeki yerini aldı ve bu sınav maratonu başladı. Toplam 100 soru vardı, 150 dakika verdiler öğretmenlere. 100 soruya 150 dakikada yanıt vermeye çalıştılar ki aslında geride bıraktığımız saatlerde sınav merkezinin önünde öğretmenlerle de konuştuk. Genel hatlarıyla güzel geçtiğini belirtti birçok öğretmen sınavın. Tabii ki uzmanlık ve baş öğretmenlik gibi öğretmenlik basamaklarının kariyer odaklı olması onları mutlu etmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nisan ayında gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen bir iftarda öğretmenlerle bir araya gelmiş ve öğretmenlerin kariyer planlaması için uzmanlık ve baş öğretmenlik sisteminin getirileceğini belirtmişti. İşte bu da ilk sınavdı. Sınav sonuçları da 12 Aralık tarihinde açıklanacak. Bu hususta 70 puan, 100 puan üzerinden hesaplanıyor. 70 puan üzerinde alan öğretmenler başarılı sayılacak. Kuşkusuz öğretmenlerin sosyoekonomik durumları noktasında uzmanlık ve baş öğretmenliğin ekstra getirileri de olacak hem de aslında diğer öğretmenlerin uzmanlık ve baş öğretmenlik noktasında gelememiş öğretmenleri kamçılaması noktasında oldukça önemli. Yüksek lisans yapmış öğretmenler bu sınavdan ya da doktora yapmış öğretmenler de bu uygulamadan muaf. Çünkü onlar direkt uzman ve baş öğretmen olarak görev yapabilecekler. Bu sınav bu şekilde gerçekleşmiş durumda. Tabii ki sınav maratonu yoğun bir şekilde devam ediyor bu hafta. Yarın da e, ALES sınavı var. Yani akademik personel ve lisans üstü eğitim sınavı. O da saatler 10-15'i gösterdiğinde başlayacak. Yine A Haber ekipleri olarak sınav sınav merkezinin önündeki nabzı tutmaya devam edeceğiz. O sınavda da 100 soru ve 150 dakika ile birlikte adaylar lisans üstü eğitime geçiş için ter dökecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Merve Türkay.